kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Microsoft Word programında işe girerken bize hayati önem taşıyan CV'mizi, ön mektubumuzu nasıl hazırlıyoruz, nelere dikkat ediyoruz onu sizlere göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar tabii ki CV'mizde biz kendimize ait bilgileri eksiksiz olarak girmemiz gerekiyor. Yine bunun öncesinde ön mektup da vererek bizim bu işi ne kadar istediğimizi, bu işle ilgili yeteneklerimizin neler olduğunu böyle kısa metinler halinde karşı tarafı sıkmayacak şekilde hazırlarsak daha güzel olur. Tabii ben burada örnek CV ve ön mektup hazırladım. Buradaki isimler tamamen hayali. Şöyle Sayın Ahmet Çörekçi, firmanızda web tasarım uzmanlığı pozisyonu için ilettiğim CV'mi ekte bulabilirsiniz diyor. Ekine CV'mize ekliyoruz. Eğitim hayatım açtığınız pozisyonun gerektirdiği altyapıyı bana sağladı. Eğitim sürecim içerisinde araştırma, öz motivasyon, girişimcilik ve farklı yetenekler edinme noktasında kendimi geliştirdim gibi diye başlayan kendinizi diğer rakiplerinizden bir adım öne koyacak cümleler kurmaya dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Söylediğim gibi böyle çok karışıklığa girmeden, karşı tarafı sıkmadan öz bir şekilde kendinize anlatmanız gerekiyor. Şimdi ben tekrardan aç diyorum. CV'mizi nasıl hazırlıyoruz? Tabii CV arkadaşlar öncelikle Word'ün kendi içerisinde şablonlar var. Biz bunlardan hazırlayabiliriz. Onu şu kısma geldiğimizde, yeni bir dosya aç kısmına geldiğimizde özgeçmiş yazarsak buraya şöyle ara diyorum. Şablonlarımızı arıyor. Şu anda özgeçmişler, bütün özgeçmişler burada arkadaşlar. Şurada kategorize edilmiş. Biz neyle ilgili özgeçmiş vereceğiz? Bunlar kategorize edilmiş. Ve şurada özgeçmiş ve kapalı mektup diyor. Burada gördüğünüz gibi şöyle bir tanesini örnek açalım. Buradaki şablonlarda kullanabilirsiniz. Biraz sonra ben size kendi hazırladığım şablonu da göstereceğim. Yine bunların yaklaşık bir 30-35 tane internete ben şablon ekledim arkadaşlar. Bunlar da açıklamalar kısmında linkini paylaşacağım. Siz oradan indirip kullanabilirsiniz isterseniz. Şimdi bu şekilde örneklerimiz var. Buradan istediğimizi şablonu da seçebiliriz. Yine benim hazırlamış olduğum şurada Mustafa Kaplan isminde bir tane CV'miz var arkadaşlar. CV'de neye dikkat ediyoruz? CV'de isim başa belirgin harflerle yazılmalı arkadaşlar. Burada telefon adresimizi normal oturduğumuz ikamet etmi pardon telefon adresi nereden çıktı? Telefonumuzu oturduğumuz adresi net bir şekilde yine varsa e-postamızı yoksa kullanılabilir özellikle Gmail'den olmak üzere alabiliriz. Yine web sayfamız varsa onu da ekleyebiliriz. Tabii yoksa da illaki eklenecek diye de bir şey yok. Şimdi resim arkadaşlar resim illaki ekliyoruz çünkü çok önemli. Burada bu resmi yine ben internetten indirdim. Böyle asık suratlı bir şekilde olmuyoruz. Neticede bize bakacak insanın yani bizi değerlendirecek insanın bir ön bilgisi olması ilk şey çok önemli. İlk görünüm çok önemli. O yüzden gayet güler yüzlü vesikalık şeklinde ve kravatlı olursa çok çok iyi olur. Şimdi neden kravatlı diyeceksiniz arkadaşlar. Dış görünüm ilk etapta çok önemli. O yüzden hatta duymuşsunuzdur. Yani suçlu bile kravat takım elbise hakim karşısına çıktığında oradan iyi halden dolayı ona bile indirim verildiğini hepimiz duyuyoruz. O yüzden giyim tarzımıza dikkat ediyoruz. Vesikalı fotoğrafımıza. Burada yine doğum tarihi, doğum yeri, uyruğu ve medeni halini yazıyoruz arkadaşlar. Yine bunlar da önemli. Firmanın aradığı şartlar mesela evli istemiyorum diyorsa buraya evli yazdığınız zaman kafadan elendiniz. Yine eğitim durumunda arkadaşlar dikkat etmemiz gereken nokta şu. Sondan geriye doğru gidiyoruz. Yani 2015'te 18, biz 18 yılındayız. Geriye doğru 3 yıl işte üniversite okumuş. Tabii bu uygulamalar tamamen uydurma arkadaşlar. Yani burada işte 3 yılda üniversite bitirmiş. Böyle bir şey yok aslında. Yine liseyi bitirmiş, ilkokulu bitirmiş. Askerlik ile ilişkimizin olup olmadığını belirtiyoruz. Tecilli ise tecilli yazıyoruz. Muafsa muaf yazıyoruz veya tamamlandı yazıyoruz. Yabancı diller arkadaşlar tabii bu konuda sınavlara girmişsek derecemiz varsa onları belirtiyoruz. Yoksa what's your name? My name is Mustafa Kaplan diyorum. Demek ki ben İngilizceyi biliyorum anlamına gelmiyor. Onu da yazmıyoruz arkadaşlar. Deneyimler burada daha önce çalıştığımız şayet şirket varsa oradaki çalıştığımız yılları yine yazmak suretiyle bunları karşı tarafa iletebiliyoruz. Referanslarımızı da yine
belirtiyoruz arkadaşlar. Bu CV'de arkadaşlar dikkat etmemiz gereken nokta şu. Mümkünse bir sayfayı geçirmiyoruz. Yani bu da yine çok önemli. Çünkü kalabalık bir sayfayı kimse okumaz. Yine burada tabii sığmadı. Ben şöyle hobilerimiz diyebiliriz burada. Hobilerimiz işte şunu da yazmayacağız. Yani ben 102 okeyi iyi oynarım. Ya da işte güncel yapılması, yani kitap okumak benim hobimdir. Böyle şeyler olmaz arkadaşlar. Daha çok aktivite tarzı, yani sporsa yüzme olsun, basketbol olsun, tenis olsun, bu gibi özelliklerimiz varsa bunları da buraya ekliyoruz. Referanslar kısmında kişiye kolay ulaşılabilecek kişilerin referansını veriyoruz arkadaşlar. Ve bu referans verdiğimiz kişiye de bunu belirtiyoruz. Yani ben seni referans gösterdim, aranabilirsin diye de söylüyoruz. Habersiz bir şekilde belki de vermediğiniz zaman, yani haber vermediğiniz zaman yabancı numara diye belki de verdiğiniz kişi telefonunu açmayacak. O yüzden ona da dikkat ediyoruz. Şimdi burada gördüğünüz şablonu arkadaşlar değiştirebilirsiniz. Örneğin ben şuradan şöyle faremin sol tuşuyla şu kısmı seçip örneğin delete tuşuyla sildikten sonra buraya şöyle rastgele yazıyorum ve enter dedikten sonra bu şekilde burayı değiştirmiş oluyorum. Tabii şuradaki aralıklar arkadaşlar, bilmeyen kardeşlerimiz için söylüyorum. Aralıkların tam hizalı olması için tab tuşunu kullanıyoruz. Tab tuşu nerede? Klavyemizin sol tarafında, sağa ve sola ok işareti olan tuş arkadaşlar. Ne işe yarıyor? Bu belli sekmelerde aynı düzende gitmesini sağlıyor. Örnek gösterecek olur. Şimdi şuradan örneğin şu kısımda ben tıkladıktan sonra mesela 1, 2, 3 dedim. Tab böyle yazdım. Daha sonra bakın şurası aynı hizada değil. Yani şurayla şurası aynı hizada değil. Ben TC'nin olduğu kısma geldim. 1, 2, 3 dedim arkadaşlar. 4 dedim. Bu sefer 4. de burayı hizaladı. Yani burada şu yazılarımızın hizalı olmasını sağlamak için bu tab tuşunu kullanıyoruz. Şimdi resim nasıl ekliyoruz arkadaşlar? Resimde dikkat etmemiz gereken çok önemli bir şey var. Buraya biz zımba basmıyoruz arkadaşlar. Eğer mümkünse burada gösterdiğim gibi resmi direkt A4 kağıdına basıp, ki tabii ki buradaki kağıt özellikle A4 olmalı, büyük ya da küçük olmamalı. Buradaki resmi buraya yapıştırıp çıktısını renkli alabiliyorsak o çok daha güzel. Şayet öyle bir imkanımız yoksa çerçeveyi çizip daha sonra resmi bu şekilde içine de yapıştırabiliriz. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle ben resmi siliyorum. Buradan daha sonra şurada çerçeveyi görüyorsunuz. Çerçeveyi de siliyorum. Bu çerçeveyi nasıl ekliyoruz arkadaşlar? Şimdi şöyle biraz ilerledikten sonra burada eklemenüsünden şekiller kısmına gelip buradan şu kareyi ben seçiyorum. Kareyi seçtikten sonra şöyle bir tane kare çiziyorum. Evet, şu anda şeklimiz oluştu. Tabii biz burada bu şekil şurada yazı yazdığımız zaman kayacak. Alta gidecek, başka yere gidecek. Bunu önlemek için arkadaşlar şurada gördüğünüz seçeneğe tıkladıktan sonra sayfadaki konumu sabitle diyoruz. Bakın şurada metinle taşı seçili. Buraya anlama geliyor. Benim her metin yazdığımda bu biraz daha kayacak. Dolayısıyla sayfadaki konumu sabitle dediğim zaman ben metin yazsam bile onun hiçbir şekilde değişim olmayacak. Gördüğünüz gibi sabit yerinde duruyor. O yüzden bu şekilde şeklimizi çizdikten sonra ben tekrar şöyle geriye alıyorum. Burada ismimizi yazıp yine diğer şöyle bir genel kontrolünü yapıp arkadaşlar. Burada tabii yine imla kurallarına olabildiği kadar dikkat ediyoruz. Belirgin olmasını istediğimiz noktalarda altı çizili ve koyu renkte yazabiliriz. Bunlarda sıkıntı yok. Hobilerimize yine biraz önce söylediğim gibi hobilerimize abuk subuk şeyler yazmıyoruz. Ona da dikkat ediyoruz. Tabii şu da var. Yani bugün Türkiye'de işsizlik oranı malum çok yüksek. Dolayısıyla karşı taraftaki insanın da sizin anlatımlarınızı anlayacak kapasitede olması lazım. Bir de işin bu boyutu var. Onu ayrı değerlendirmek lazım. Siz her şeyi dört dörtlük yaptınız ama karşıdaki anlamıyor. Yani orada görevlendirilmiş ama bu işlerden çok da bilmiyor diyelim. Öyleleri illaki var az da olsa. Ama burada önemli olan şu, biz bize düşeni en iyi yapmak zorundayız. Bunu bileceğiz. Birincisi, işe ihtiyacı olan biziz. Dolayısıyla her şeyi tam ve eksiksiz yapmak zorundayız arkadaşlar. ProDesler kanalımda Microsoft Word ile ön mektup ve CV hazırlama nasıl yapılıyor anlatmaya çalıştım.
Umarım faydalı olmuştur. Sizler de her zaman olduğu gibi desteğinizi esirgemez. Abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.